İşğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunda xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşərək şəhid olan media nümayəndələrinin və bir mülki vətəndaşın faciəsində Ermənistan günahkardır və dünya buna susmamalıdır. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Coşqun Başbuğa görə Ermənistanın bu cür təxribatlara əl atması Qarabağda antiterror əməliyyatlarını qaçılmaz eləyəcək. O halda şu soruyu sormakta fayda var. Ermənistanın amacı nə? İşte bu açıdan baktığınızda Ermenistan'ın barışı sabote eden, eski bildik fabrik ayarlarını döndürmek isteyen bir gücün olduğunu görüyorsunuz. Bu güç kim derseniz işte Ermenistan'a destek veren, onu bu konuda sahaya süren, onu bu konuda tarlaya süren yapıların olduğunu görüyorsunuz. Bu yapıların içerisinde kim var derseniz, başta Fransa, Amerika olmak üzere Rusya'yı da işin içine katarak bir denklem oluşturmak mümkün. Bana göre bu işin sonu, hani Azerbaycan'ın haklı karşı koyacak bir harekata, operasyona başlayana kadar devam eder. Ben Ermenistan'ın bu huyundan vazgeçeceğine asla ihtimal vermiyorum. Ona destek veren devletlerin bu desteği çekeceğine ihtimal vermiyorum. Ha, Ermenistan şunu da çok iyi bilmeli. Yarın gün iş zora düştüğünde Paşinyan döneminde olduğu gibi Ermenistan yalnız kalacaktır. Bunu Ermenistan iyi anlaması lazım. Ve Ermenistan aslında Azerbaycanlı kardeşlerimizin kendini uzattığı zeytin dalını görmesi lazım. Bakın Ermenistan'ın yaptığı bunca katliama rağmen ısrarla Azerbaycan hep şunu vurguladı. Türkiye ile birlikte bölgede artık masa başında sorunların çözüldüğü ve artık kazan kazan ilkesinin işletildiği, yani o savaş dolu günlerin sona ermesini isteyen bir süreç başlattı. 3 artı 3 formülü. İşte bu 3 artı 3 formülünde aklı zerre kadar çalışan Ermenistan'ın yapmış olduğu o soykırıma rağmen, o katliamlara rağmen kendisine bir böyle teklifle gelinen Ermenistan'ın hemen o geçmiş kirli kanlı sayfaları bertaraf edip bu davete uyması lazım. Kazanacak, neticede kendisi de kazanacak. Fakat dikkat edin, Ermenistan bu daveti görmediği gibi tam tersi o barış sürecini de sabote edecek bir takım ayak oyunlarının peşinde. Türk dilli ölkələrin Beynəlxalq Jurnalistləri Dərnəyi də Kəlbəcərdə minaya düşərək şəhid olan media nümayəndələrinə görə Ermənistanı qınayıb. Ermənistan tərəfi Kəlbəcərdə Azərbaycan tərəfinə təslim etməsi gərəkən qara mayınlar haritasını vermiyor. Moskova anlaşmasının maddələrindən biri buydu. Paşinyan kendi attığı imzaya uymuyor. Gazetecilerin öldürülmesi uluslararası bir suçtur. Türkçe konuşan ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği olarak dünyanın en etkin gazetecilik meslek örgütünü Ermenistan'a yaptırım ve kınama kararına çağırıyoruz. Ermenistan bir insanlık suçu istemiştir. Biz Türkiye'de görev yapan gazeteciler olarak gazeteci meslektaşlarımızın yanındayız. Qeyd edək ki, Türkiyəli jurnalistlər də baş verən hadisəyə görə dünyanın Ermənistanın vəhşiliklərinə göz yummaqda qınayıblar. Bu resmen bir terör suçudur. Son yıllarda tüm dünyada siyasi bir cevap vermek amacıyla gazetecilerin hayatlarına kastedildiğini görüyoruz. Dünyanın birçok coğrafyasında bu girişimin uluslararası raporlarla tescil edildiği ortada. Bu nedenle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hayatlarına kasteden bu girişime karşı Ermenistan'ın tüm gazeteciler tarafından ve tüm uluslararası gazeteci örgütleri tarafından kınanması ve acil göreve davet edilmesi gerekiyor. Ermenistan bir an önce ilgili mayınları temizlemeli ya da Azerbaycan güçlerinin temizleyebilmesi için nerelerde bulunduğuna dair haritaları vermelidir. Bu bağlamda biz Türkiye'deki Türk kardeşler olarak Azerbaycanlı soydaşlarımızın yanındayız. Ermenistan'ı kınıyoruz ve bir an önce sorumluluk için tüm dünyayı harekete davet ediyoruz. Bugün haberi eşittim. İki tane gazeteci Azerbaycan'da şehit oldu. Çok çok üzgünüm. Bunları biz haber eledik öz medyamızda. İnşallah bu ahırıncı olar ve biz Qarabağ'ı aldığımız için çok şadık ama artık bu şehit haberlerini eşitmek istemedik. Ve inşallah bu yerlerin de mayınlardan temizleneceğini ümit ediyorum.